Endonezyalı bir genç Suudi Arabistan'ın Ed-Dammam şehrinde bir şirkette 3 Arap işçiyle beraber az paraya zor bir işte çalışıyorlar. Dördü aynı odada kalıyorlardı. İşe gittikleri bir gün odalarının yandığı haberini duydular, hemen koşarak oraya gittiler fakat odaları küle dönmüştü. Elbiselerine varana kadar her şeyleri yangında yanmıştı. Orada bir kağıt parçası buldular, etrafı yanmış, ortası kalmıştı. Arap işçilerden biri kağıdı aldı. Odada tek yanmayan şey bu çekti. İşçi bu duruma çok şaşırdı ve merakla "Her şey yanmışken bu nasıl yangından kurtuldu?" diye sordu. Endonezyalı genç ağlayarak "Bu hac parasıdır." diye cevap verdi ve hikayesini anlatmaya başladı. "Ben fakir bir ailenin üniversite okuyan oğluyum. Arapçam iyi olmamasına rağmen Kur'an-ı Kerim tecvidi ve ezberi üzerinde yoğunlaşmayı çok istiyordum. Bir gün Mescid-i Haram için temizlik işçisi arandığını söyleyen bir ilan gördüm. Üniversite öğrencisi olmama rağmen temizlik işçisi olarak bile olsa Mescid-i Haram'a gideceğim dedim kendi kendime. Fakat kaderimde Mescid-i Haram'a değil de Ed-Dammam şehrine gelmek varmış. Burada maaşım az olmasına rağmen elimden geldiğince para biriktirmeye çalıştım. Hac vazifemi yapmak adına ne kadar yorulduğumu bir Allah bilir. Allah'a şükürler olsun ki elimdeki tek malımı korudu. Ben bu duruma hiç şaşırmadım. Çünkü ben küçükken babamın da başına böyle bir olay gelmişti. O zamanlar daha ben zekatın mahiyetini bilmezken babam zekat için para biriktiriyordu. Babam biriktirdiklerini eve hırsız girer korkusuyla bahçemize gömerdi. Yazın köye gideceğimiz vakitte biriktirdiklerini alır ve köyümüzdeki fakir çocuklara dağıtırdı. Yine başka bir sene babam gazete yaprağına sarıp poşetlediği parayı almak için gömdüğü yere gitti. Poşeti açtığında gazete yaprağını farelerin yediğini görünce ne yapacağını şaşırdı. Sonra gazete parçalarının arasından biriktirdiği paralar sapasağlam çıkınca "La havle!" çekmeye başladı. Sonra babam ellerini göğe doğru kaldırıp Allah'a şükrederek bize "Evlatlarım, bu parayı Allah farelerden neden kurtardı biliyor musunuz? Çünkü bu para zekat parasıdır." dedi. Endonezyalı genç gözyaşları yanaklarından süzülürken sözlerini şöyle tamamladı: "Allah'a yemin olsun ki kardeşlerim, annemi her aradığımda ne benim sağlığımı ne de işimi sordu. Bana tek sorduğu soru, kaç sayfa Kur'an ezberledin, oldu. Telefonu kapatırken de hep zekat ve haccı tavsiye etmeyi ihmal etmezdi." Ya eyyühellezine amenu rka'u vescudu ve'budu rabbakum ve fe'alul hayra leallekum tuflihun ve cahidu fillahi hakka cihadih. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.